gezmeye çıktık biz olarak. Bugün Sakarya Artvin Sanayi'nde bulunan Gül Mutfağı'na geldik. Ve burada meşhur olan kaburga eti yiyeceğiz. Ve şu an içeri girip tadımını yapacağım. Ahmet'e var. Hemen de Merhaba, gezmeye çıktık biz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoş geldiniz. Evet Ahmet Bey, neredeyiz bugün? Bugün Sakarya'da Gül Mutfağı'na geldik ve kaburga eti yiyeceğiz. Şöyle göstereyim, sulu, harika gözüküyor. Biz de tadımını yapacağız. Şöyle doğranmış şeyler var, onları bir tadalım. Ama et şu an ağzımda dağıldı gitti. Bir daha tadıyorum. Şöyle hatta büyük alayım. Hakikaten lezzetli. Burası sanayinin içinde, dediğim gibi. Sanayi lezzetleri farklı bir kültür. Yani herkesin gelip görmesi ve yemesi lazım. Gerçekten görsel olarak da et çok harika gözüküyor. Lezzeti de güzel. Baharatları hafif, midenizi de yormaz. Biz yemeğe devam ediyoruz. Sizi de bekleriz Sakarya'ya. Kaburga etini biz yemeğe devam ediyoruz. Gül Mutfağı ile ilgili sizlerle anlatacağım. Burası İsmail abi işletiyor. 99 yılında burayı hizmete açmış. 99'dan bu yana devam ediyor. İşletme sabah 11'de hizmete başlıyor, saat 4 gibi de tamamen bitiyor. Burada sadece tabii ki kaburga eti yok, çorbaları var, işte kuru fasulyesi, pilavı, ayrıyette döneri var. Döneri de, et döneri de meşhur. Ama biz bugün kaburga eti yiyeceğiz, onu deniyoruz. Ayrıca de ızgara köfteleri de mevcut. Onlar da gayet lezzetli gözüküyor. Tamam. Ustacı, bir tane çay gönderelim. Kaburga eti, harika. Mutlaka deneyin derim. Ayrıca burada değişik bir hizmet var. Çiğ köfteyi, hazır yuvalanmış çiğ köfteyi buradan kiloyla alabiliyorsunuz. Ayrıca eti de, kaburga etini de buradan kiloyla alıp kendiniz, işte iş yerinizde, ocağınız varsa orada kendiniz de pişirebiliyorsunuz. Maliyetleri daha düşük oluyor. Sonuçta burada bir hizmet var. Ayrıca dediğim gibi tatlılar da mevcut. Sütlaca, işte ekmek kadayıfı var, kaymaklı. Onlar da gayet güzel gözüküyor. Biz de birazdan sütlaç tadımını yapacağız. Bildiğin kolajen. Ekmeksiz dokun gibi. Yok böyle bir. Bakın et nasıl dağılıyor. Ete bu. Bildiğin kolajen kemikleri. Mutlaka deneyin. Tatlımız geldi. Şöyle
sallanıyor. Adımla geçiyoruz. Kıvam olarak şu şekilde. Ne yoğun ne sulu. Gayet tam böyle hafif lapa güzel. Şeker oranı da güzel. Boğazınızı yakmıyor. Tabi kavurg etinden sonra tatlı da harika oluyor. Lezzet olarak güzel. Dediğim gibi çok lapa da değil, sulu da değil. Orta ayarda harika bir lezzet. Siz de sanayi lezzetlerini tatmaya gelin. Bugün mutfağa İsmail abimin yanına geldik. İsmail abi kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz abi? 35 yıldır. 35 yıldır. Evet. Evet. Ve kaburga etini tattık. Gerçekten evet. Lezzetliydi. Afiyet olsun. Yani bunu neye borçlusun abi? Ne kadar güzel yapmışsın? Yani insan işini severek yapmadım. Evet. Evet. Mekan da zaten evet. Evet. Temiz, güzel. Evet. Allah razı olsun. Ayrıca köftemiz de var. Dönerimiz evet. Var. Dönerimiz var. Köftemiz var. Paket servis var herhalde. Çiğ paket. Olarak. Evet. Evet. O da var. Izgara lokum etimiz var. Izgara köfte var. Bir de dana bonfile var. Peki her gün hep aynı menü mü çıkıyor yoksa? Cumartesi hafta, günleri kaburgamız yok. Hafta içi kaburga hep var. Hafta içi her zaman var. Cumartesi günleri yok. Pazar günleri kapalıyız. Kapalıyız evet. Tatlı çeşitleri Türk kaç ekmek kadayıfı, şekerpare. Evet bunlar var. Başka bir et. Şu an için yok ama bayramdan sonra başlıyoruz inşallah. Evet. Saat 11'de açıyorsun abi. Evet. Saat 4'te kapatıyorsun. Bitiyor işte. Evet. Tamam abi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ettik. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Okey'e verdik. Evet. Sağ olun. Tamam abi. Okey'e. Okay. Merhaba. Gezmeye çıktık biz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.